Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Bel fıtığı olan hastalarımız kendilerine nasıl dikkat ediyorlar? Efendim, geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Suna Cengiz. Suna Hanım, geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, bugünkü konumuz fıtık. Fıtık ameliyatlarından bahsettik. Peki fıtığı olan hastalar kendilerine nasıl dikkat etmeliler? Sizde de böyle bir hastalık var mı? Bende vardı, ben ameliyat olmadım. Ameliyatlık değil benimki. Fakat işte eğilip kalkmalara, ağır bir şey kaldırmamaya dikkat ediyorum. Hareketlere dikkat etmek zorundasın zaten o. Evet. Tabii burada kilo da çok önemli. Sizde çok da fit görünüyorsunuz. Ha, kilom yok. Evet. Ama şey, tabii ki doktor bana yürüme diyor. Evet, yürüyeceğiz. Ama işte fıtıktan dolayı sinir uçlarına bası yapınca kalçaya ağrı veriyor. O yüzden de fazla yürüyemiyorsun. Fizik tedavisine gittim işte. Bir süre öyle gitti. Yani bu yine de yürümekte şey, fıtığın bir problemler var yani. Bu hemen şey yapmıyor. Hemen geçecek. Geçmiyor. Zamanla geçmesi gerekiyor. Zamanla artık dediğin gibi işte ya, yürüyeceksin. Kilona dikkat edeceksin. Evet. Hareketlerine dikkat edeceksin. Tabii sigara. Ha, sigara kullanmayacaksın. Evet, falan. Sık bunların hepsi. Bel fıtığında sigarayı ilk kez duyuyorum da. Yok, bel fıtığında değil, normal fıtıklarda sigaranın zararından bahsettiler. Evet, doğrudur ya, sigara her şeye zararlı. Doğru. Yani sadece ona mı ki? Ciğerlerimize, her şeyimize çok zararlı. Evet, şu anda Avras Hastanesi'ndeyiz. Ben burayı zaten ilk geldim, onun getirdi beni. O buraya sevk edildim daha doğrusu. Şimdi anjiyo olacağım ben, bacağımda şey var, tıkanma var da. Geçmiş olsun. Onu bekliyorum, bakın şişik bir evet, şekilde. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta konumuz fıtıktı, fıtık rahatsızlıklarından bahsediyoruz. Efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, evet, teşekkür ediyorum. Bu hafta konumuz fıtık, sizde de böyle bir rahatsızlık var mıydı? Daha önce iki sefer evet. Fıtık ameliyatı oldum ben, kasık fıtığı. Kasıklar, evet. Nasıl anladınız peki bu rahatsızlığı? Valla onu doktor söyledi, yani böyle bir çıkıntı vardı. Evet. Ben doktora gittim, o dedi yani yatınca gidiyor, kalkınca çıkıyor mu? Peki efendim, evet. Ameliyat sonrası da rahat geçiyor. Yok, ben rahattım, rahattım. Çok rahattınız. Rahat. O zaman ameliyat korkulacak bir hayır. Tedavi yöntemi değil. Hayır, hiçbir ameliyat bence korkulacak değil. Hastanesindeyiz. Tamam. Az önce belirttiğimiz gibi. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Şimdi ben buraya daha önce geleni burada bir tedavi gördüm. Ben de onun vasıtasıyla geldim. Tavsiye üzerine geldim. Tavsiye üzerine geldim. Ama doktorumuz da çok iyi bir doktora benziyor. İnşallah böyle devam eder. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağlığımıza dikkat edebiliyor muyuz? Yürüyüşlerimize, sporumuza, yediklerimize. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yürüyüş önemli, kolesterol açısından önemli. Evet. Doktorlarımızın da tavsiyesine uymaya çalışıyoruz diyelim. Evet, bu hafta fıtık konusunu izleyenlerimize paylaştık. Tabii burada yürüyüşün çok önemli olduğunu kesinlikle belirtti doktorumuz. Ağır kaldırma olması evet gerektiğini ve ameliyat dedi. Evet. Çevrenizde, yakınlarınızda var mıydı böyle bir rahatsızlık yaşayan? Fıtık geçiren yoktu çevremde. Babam var. Evet. Az önce görüştünüz zaten. Yani onun dışında yok. Peki, babanızın ameliyatından sonra sizler nasıl dikkat ettiniz? Yani tabii ki yine ağır kaldırmamaya dikkat ettik. Evet. Korudu kendisini. Yani biraz da kişi kendisi dikkat edecek. Kendi kendini koruyacak. Ne kadar doktorumuz söylerse de kişi kendi kendini koruyacak bence. Evet, güzel bir konuya temas ettik. Biraz da kişi kendi kendisi. Evet, kendi kendine doktoru olacak. Aynen. Kesinlikle. Peki, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bu hastaneye gelme sebebim Fatma Hoca'dır. Fatma Şen. Herkes tanıyan, bilen bilir. Kesinlikle tercih edilmesi gereken bir onkoloji doktoru. Tatlı dilli, güler yüzlü. Kendisini çok seviyorum. Evet. İyi ki var. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum. Çok güzel. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki, hastanenin koşullarını nasıl gördünüz? İçeriye girerken yenilenmiş. Yenilenmiş, çok güzel olmuş.